Rossi'nin ikizi gelmiş. Yani hemen hemen ikizi. Neredeyse ikizi. Gençler, yetim oğlundayım. Antalya yetim oğlu. Şöyle. Bunu zaten burada bir sürü video çekiyorum ben. Bakın böyle devasa bir motosiklet Mazda'sı. Yani Mondial CF Moto ana bayi. Onun dışında bir sürü de markalar var. Ne görüyorum mesela burada işte. Regal Raptor'lar görüyorum. Lifan var. RMG var. Aurora var. Aurora'nın bayi falan falan. Şimdi biz bugün Aurora'yla beraberiz. Ne zamandır istiyordunuz? Abi şu Cappuccino'yu çek diye. Cappuccino henüz buraya gelmedi. Cappuccino ile ilgili bir mevzu var. Onu burada anlatmayacağım ama onun gelişi gecikecek. Onun yerine ne geldi? Rossi'nin ikizi, tek yumurta değil de çift yumurta ikizi Capi Rossi geldi. Şimdi tek farkı ne? Bakın bakıyorum kasada falan hiçbir fark yok. Benim Rossi diye bahsettiğim şeyi siz anlamışsınızdır. Motolux Rossi. Onun birebir aynısı diyeceğim. Tek farkı ne biliyor musunuz? Ön farı gidona alınmış. Capi Rossi'de gidonda olan ön far. Motolux Rossi'de burada. Ön karenajda. Tek farkını o görüyorum. Ha, onun dışında işte ne var? İşte LED aydınlatma. Bunda kullanılmamış. Onda var. Ama onun dışında kasa, şekil, şemal, her şey Rossi ile aynı. Arkadan da göstereceğim size. Şimdi teknik özelliklerine. Bu yeni çıktı. Bu çok yeni bir şey. Hatta burada yetkiliyle konuşuyordum. Abi bunları dedim Motolux mu yapıyor? Hayır dedi. Bu yani Aurora'nın kendi Adana'da fabrikası varmış. Üretim tesisi. Orada imal ve montajı yapılıyor. Hatta yani dedim herhalde aynı elden çıkıyor. Bana öyle geldi ama değilmiş. Yani çok benziyorlar. İkiz olmalarına çeyrek kalmış diyelim. Şöyle göstereyim bakın arkadan da. Şimdi teknik özelliklerini saysam ne olur, saymasam ne olur diye düşünüyorum. 50 cc'lerin hepsi işte 3-4 beygir, 3-4 Nm tork, 4-5 litre benzin deposu var. 80-90 kiloluk bir ağırlığı var. Çok özür diliyorum. Şimdi Aurora'nın resmi web sitesine baktım. Orada böyle çok özelliklerini, yani detaylı özelliklerini de çok fazla da göremedim açıkçası. Yani mesela bir yakıt besleme sistemi hakkında bir bilgiyi göremedim. Şimdi enteresan tarafı, bakın burada bir böyle FI yazısı var, tamam mı? PGM-FI, yani programlanabilir yakıt enjeksiyonu diyor. Ama velakin burada böyle bir bilgi karışıklığı var. Araştırdım. Capi Rossi'nin iki versiyon olduğunu öğrendim. Biri düz karbüratörlü, diğeri elektronik karbüratörlü. Aralarında da tahmin ediyorum böyle 1000 liraya yakın bir fark var. Yani 6000 küsürlere bu satılıyor, 7000 küsürlere o satılıyor öbür modeli. Burada yetim onda şu anda hepsine baktım. Karbüratörlü zaten, yani gözle görülebilir karbüratörü var. Buradan baktığınız zaman içeride, şuradan buradan göstermeyeceğim. Burada bir plastik muhafaza varmış. Yani şuna baktığınız zaman böyle zaten gözünde karbüratörü görüyorsun. Bu karbüratörlü öyle düz full enjeksiyonlu falan değil. Zaten enjeksiyonlu motorun kontağını açtığından böyle vızız diye benzin pompasını duyarsın. Öyle bir şey yok. Bu düz karbüratörlü bir model. Şuraya bir ayak neredeymiş onu silelim. O yüzden açıkta söyleyeyim size şahsi fikrimi. Hani 50 cc'de düz karbüratörü ben tercih ederim. Çünkü bu kesici olayları, limitörler, hız kesiciler, onları enjeksiyonda ya da elektronikli karbüratörde insanlar İptal etmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü onu yöneten bir beyin var. Elektronik beyin, müdahale edilemiyor. Şudur budur falan fistan. O yüzden ben düz karbüratörlüğü tercih ederim. Onu da nereden anlıyoruz? Mesela şu göstergede o elektronik karbüratörlü tahmin ediyorum modellerini. Şurada benzin motor ikaz ışığı var. Bunda yok. Bu düz karbüratörlü olan versiyonu. Şimdi yetim sağ olsun bunu çalışır hale getirdi. Hatta şu videoyu çektikten sonra dışarı çıkıp şöyle bir arkalarda nasıl gittiğine de bir bakacağız. Aurora Capi Rossi'nin. Şimdi gençler ben size bu 50 cc'ler hakkında bir fikrimi daha söyleyeceğim. Bakın bundan 1-2 sene evveline kadar ciddi şekilde, yani çöplük sayılabilecek kalitede 50 cc getiriliyordu Türkiye'ye. Hakikaten kötüydü. Ben onların videolarını bile çekerken böyle imtina ediyordum. Yani içimden gelmiyordu çekmek. Neyini anlatacağım diyordum. Ama şu özellikle 2019'da, bakın şu anda piyasada herhalde 40'ı geçmiş durumdadır 50 cc modeli. Çünkü söylenene göre 250 cc altı pazarını 50 cc'ler taşıyor. Yani satışta, motosiklet pazarında. Ciddi şekilde bir satış oranına ulaştı. Bunun da nedeni B ehliyetle kullanılması. O yüzden bu
40 küsür model rekabeti arttırdı. Rekabet de kaliteyi getirdi. Bakın burada şu arka taraf, birazdan belki gösteririm ya da yani daha önceki videolarda da göstermiştim. Ağzına kadar 50 cc dolu değişik markalar. Mondial'im var, Aroa'nın var, şunun var, bunun var. Ciddi şekilde kalite artmış. Şimdi gözle bakıyorum mesela şu boya kalitesi, bu parça birleşim yerlerinin düzgünlüğü, metalik boyalar kullanılıyor. Ondan sonra yani böyle gözle görülür ciddi şekilde bir düzelme var. Bir kalite artışı var ki benim de yani memnun ediyor bu durum. Rekabet her zaman kaliteyi getirir. Neresine bakarsan bakayım. Mesela şu karenaj kalitesine, kalınlığına bakıyorum. Gayet iyi, gayet iyi. Hiçbir yerinde böyle bir falso yok bu birleştirme yerlerinde. Sanki zannedersin ki Japon motoru, anasını satayım. Değildi tabii. Adana montajlı kendisi ama yani iyi iyi bir işçilik yapmışlar, düzgün çalışmışlar ve artık eskisi gibi o 4. 5. sınıf Çin malzemesini kullanmıyor yerli üreticiler. Bunlar tabii yerli üretim diye geçiyor. Ama yani parçalarının bir kısmı yine tabii ki Çin'den geliyor. O kaçar yok onun. Özellikle gövde parçaları, motor parçaları Çin'den geliyordur. Onun dışında şasesi, lastikleri, belki lastikleri Çin. Bunun baktığım lastiklerine. Lastikleri demişken hadi şuradan göstereyim. Önü disk fren. Ufak bir disk tabii ki ne alacak? 80-90 kiloluk motor yani onu durdurabilecek kapasitede bir disk fren. Ön lastiği 90-90-10. Arkada da önünde de 10 inç jant var. Ufak, keşke 12 koysalardı dedirtiyor. Her videoda da onu söylüyorum. 13 jant beni çok da açmıyor maalesef ufak. İşte böyle jantlara böyle kırmızı şeritler, güzel boyalı şeritler. Bunlar yapıştırma da değil. Koymuşlar. Ondan sonra şu arkayı da göstereyim size. Güzel bir egzoz muhafazası. Hakikaten parça kalitesi yani baktığım zaman göze çok hoş görünüyor. Tabii bunlar çok yeni çıkmış modeller. Yani 1-2 senelik kullanımda ne kadar sağlıklı kalacak, ne kadar sağlam kalacak onu göreceğiz. Ama ve lakin ilk baktığınızda ilk verdiği izlenim hiç de kötü değil. Hava soğutmalı 50 cc bir motoru var. Ondan sonracıma tek amortisör. Herhalde bu daha güçlendirilmiş tek amortisör koymuşlar. Bazı biliyorsunuz marka modellerde çift amortisör kullanılır. Bunda tek amortisör kullanılmış. Ondan sonra hiçbir LED aydınlatması yok. Hepsi normal ampul. Şu arkadan da zaten Rossi bilenler şu bagaj demirinden de bu arka stopların dizaynından da anlayacaklardır. Bu aynı Rossi ile Motolux Rossi ile aynı kasaya sahip bir motor. Capri Rossi AR50-6. Bir işte eleştireceğim bir nokta şu Aurora'yı. Eğer bu enjeksiyonlu değilse arkadaşım şu FI'yi niye yapıştırıyorsun buraya ve neden yanıltıyorsun tüketiciyi dedim yani. Bu konuda eleştiriyorum Aurora'yı. Eğer bu enjeksiyonsuz modelse bunu koyma. Enjeksiyonlu ya da karbüratörlü, elektronik karbüratörlüye koy. Onda bir mahsurumuz yok. Göstergeler de yine Rossi ile birebir ikiz. Aynı parçalar kullanılmış. Ama bakın şu ben farın burada olmasını daha çok beğendim. Yani şuradaki far hem sabit, dönüşlerde falan döndürüş tarafı göstermez. O yüzden farın buraya konmasını ben daha çok beğendim. Daha da şık durmuş gidonun üzerinde olması. Güzel halojen bir farı var. Bunda farları yani motor çalıştırdığınızdan çalışmıyor. Siz farları kapatıp açabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Birazdan da gösteririm nasıl olduğunu. İşte klasik uzun kısa sinyal, korna. Şuradan işte şu düğmeden farları, park lambalarını yakıyorsunuz. Farları yakıyorsunuz. Bu da kornası. Güzel aynaları var. Yani çok ufak değil aynalar. Görüş yüzeyleri hiç fena değil. Şu bagaj altına bir bakalım. Ufak. Bagaj altı ufak. Kask neyim almaz. Eşyalarınızı koyarsınız. Tahmin ederim 4-5 litrede işte. Burada güzel deposu var. Çok sağlam güzel bir arka çanta demiri var. Güzel delikleri delinmiş. Al çantanı tak tak tak. Zaten mecbur buna bir çanta gerekir. Çünkü eşya taşınacak bir durumu yok. Ne yazıyor? Borbis Bis Day Dük Tük Limited şirketi. Yani yerli üretim olduğunda şurada hatta şase motor numaralarını da yazmışlar tahmin ediyorum. Bunun üzerine plakayı koymuşlar. İşte çok çok öyle büyük anlatılacak şeyler yok. Biliyorsunuz bu 50 cc'ler inanılmaz böyle teknolojik özelliklere sahip değil. Şu saklama gözü bak boydan boya ne güzel. Bayılırım abi. Allah razı olsun sizden. Böyle ayrı ayrı falan koymamışsınız. Komple kullanılabilecek
doldur doldur içine eşyanı, cüzdanını, telefonunu, bezini, sigara içenler sigarasını. Ha gençler, bu arada artık özel araçlarda sigara içmek yasak. Motosikletin üzerinde de sigara içmeyin. Ceza yersiniz. 150 küsür lira cezası var. Haberiniz olsun. Efendime söyleyeyim. Ayak marşı. Kickstart. Kickstart var. Çok severim. Aküm bittiği zaman bas. Bak ne kadar ciddileşmişler ki. Böyle Shell Inside, yani Shell yağı kullanıldığı için onun etiketlerini falan da koymuşlar. Ben daha hayatımda ilk kez bir 50cc'de böyle bir etiket görüyorum. İçinde Shell yağı vardır diye. Güzel. Olsun abi, işte bunların hepsi rekabetin getirdiği kaliteler. Bak şurada mesela bunun karbüratör olduğunu şu ufacık benzin filtresinden de anlıyorsunuz. Enjeksiyonda falan böyle şeyler olmaz. Bak bunda benzin filtresi var. Güzel arkaya uzatılmış bir çamurluk. Üstünüze başınıza çamur sıçramayacaksınız. Bayağı aşağı uzatmışlar, güzel. Biraz şöyle sallanır gibi geldi ama ya işte bak, bunlar uzun kullanımda mesela. 1-2 senelik kullanımda bakalım şu parçalar, bağlantı yerleri falan ne kadar dayanacak, onları görürüz. Ondan sonra dedik kickstart'ı var. Başka neyini anlatalım? Arka klasik kampana, fren. Ufacık. Keşke 12 inç jant taksalarmış. Keşke 12 inç lastik taksalarmış. Çok daha güzel olurmuş. Anahtarlığa da şöyle güzel bak bir özel koymuşlar. Bu SM'lerde falan çok vardır. Tak kapatıyorsunuz. İçine su girmez, hırsız müdahale edemez. Sonra şu anahtarın alt tarafıyla onu buraya takıyorsunuz, tık çeviriyorsunuz, kilidin ağzı açılıyor. Bunu da koymuşlar, güzel bir kontak kilit sistemi koymuşlar. Selenin döşemesi hoşuma gitti. Yani şey, hem kaliteli görünüyor hem kolay kolay öyle yıpranmayacak bir sele döşemesi diyelim, kumaşı değil kullanmışlar. Sel altını göstermiştik. Evet, başka neyi var neyi var? Başka da bir şeyi yok. 50 cc'de zaten ne anlatacağım, bunları anlatıyorsun. Şimdi gençler, bunu ben bir dışarı çıkarayım. Şöyle binelim. Şu arka sokaklarda böyle bir 1-2 kilometre bir gidelim bakalım. Beni yani son hızı yapıyordur, muhakkak yapıyordur. Benim için önemli olan, daha önceki videolarda da söyledim, kalkış hızı, hızlanma gücü nedir, onu görmek istiyorum. Şimdi onu da size gösterir, fikrimi de söylerim. Ama dedim ya, kalitesi ciddi şekilde arttı 50 cc'lerin. Bu ki ben hani açık söyleyeyim, Aurora'yı bundan bir iki sene evvelinde öyle çok kaliteli ürünler getiren bir marka olarak özür diliyorum, tanımazdım. O fikrim değişti. Ama her markada değişti. Artık hiçbirinde ciddi şekilde böyle 3. 4. sınıf mal göremiyorsunuz çünkü satamıyorlar. Yani böyle bir mal geldiği zaman üzerine sen eğer 3. 4. sınıf kalitede bir motosiklet getirirsen ya da skuter satamazsın. Onlar da bildikleri için zaten getirmiyorlar artık. Şimdi gençler, şunu ben bir dışarı çıkarayım. Sonra üzerine bir atlayıp arka sokaklarda böyle 1-2 kilometre dönelim. Bakalım nasıl gidiyormuş. Evet. Capirossi'yi dışarı çıkardık. Şöyle bak bir de dışarıdan göstereyim size gün ışığında. Değil mi? Motolux Rossi'nin amca oğlu ya. Ha bir de gençler, bunun bir de mavisi var. Bak mavisini de göstereyim size. Şurada. Böyle bir keskin mavi gri kombinasyonu var. Bir de kırmızısı var. Herhalde başka rengi yok. Ben görmedim. Şimdi üzerine bir atlayalım bakalım. Şu arkada azıcık dönelim. Dedim ya, benim için hızlanması önemli. Ne kadar çabuk hızlanıyor şehir içinde. Hakikaten yine gideceği tabii ki 60-70 zaten de. Dedim ya bak, bunda daha yepyeni bir motor. Ha bunda dedim, bunda motor ikaz ışığı yok. Tabii. Ama çok güzel çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor vallahi. Enjeksiyonluymuş gibi çalışıyor. Ha bir de farlarını göstereyim size ya. Dur bakayım. Sinyallerini açalım. Sinyal açalım. Far açalım. Şöyle göstereyim. Dedim ya, halojen yok. Normal ampul var. Halojen far var, LED yok. Pardon. İşte böyle arkadan da bir tek. Dörtlü sinyali yok bunun. O yüzden tekini açtım size. Şöyle göstereyim. Normal ampul abi. Eski klasik dedemden kalma. Ya boş verin. Ben zaten LED aydınlatmayı anlamıyorum ya. LED aydınlatma olacak da ne olacak ya? Allah'ını söylesiniz. Ben sarı ışığı seviyorum.
farlarını kapatalım. Ondan sonra yan ayağını da kapatalım. Bakalım nasıl gidiyormuş. Ha, bir de aynalarımıza bakacağız. Şöyle bir durayım. Efendime söyleyeyim. Aynaları bir ayarlayalım. Şu kuyruklar güzel işte, bak şu dışarı çıkan kuyruklar sizin görüş alanınızı artırıyor. Yayalarımız geçsin. Yine arka frenine bir ayar yapmak gerekebilir kampana olduğu için. Çıkalım bakalım gidiyor muymuş? Capirossi. Gidiyor abi. Hemen rengi çıktı ortaya. Gidiyor. Sanki böyle araba geliyor. Şöyle yavaşlayalım, duralım. Capirossi abi, sanki 50 misin yoksa sen ne ayaksın dedirtecek tarzda gidiyor yani. Gençler. Bakayım, biraz daha basayım. Gidiyor abi, gidiyor. Yani hatta 50'den fazla gidiyor bu. Şehir içinde çok tatmin eder, tatminkar bir hızlanması var. Yani burada basamıyorum son süratini. Zaten daha sıfır motor, yani kalkıp da tam gaz gitmenin bir alemi de yok. Yapmaz, göstermez. Şuradan bir sağa dönelim. Ama şehir içi kullanımında burası başka yerlere gidiyor. Biz geri dönelim abi şuradan. Bu şehir içi kullanımında gayet mutlu eder. Beğendim. Gençler, ben Capirossi'yi beğendim. Dedim ya, farın gidona alınması güzel, hızlanması güzel, tipi güzel, kalitesi iyi, kalitesi hoşuma gitti. Aslında işte birçok yeni çıkan 50'nin kalitesi hoşuma gidiyor. Sürati çok tatminkar. Yani sanki ben 50 değilim der gibi bir hali var. Yani bunu şu haliyle bile çıkar abi, 70-80 ile gidebileceği kanaatindeyim. Yani hele motor açılsın, belki de 80'in bile üstüne çıkabilecek bir hali var. Caddeye çıkmayalım. O yüzden, çünkü plakamız yok. Size göstermek için şöyle arka sokaklarda bir döndüm. Dönelim tekrar, şey yapalım. Efendime söyleyeyim. Arka sokaktan bir daha dönelim. Yok, hoşuma gitti. Selesi de rahat, öyle yüksek değil. Yani kısa boylu, uzun boylu herkes oturabilir. Ha, şunu da ektim. Capirossi cüssesi ufak bir 50 cc scooter değil. Yani öyle ufacık hap gibi altınızda kaybolan bir scooter değil. Onu da söyleyeyim. En büyüğü değil belki cüsse olarak ama gayet tatminkarda bir boyutu var. Ağırlığı da tahmin ederim işte böyle 80-90 kilo civarındadır. Bak, yerlerde buralarda kum var. Buradan dikkatsiz dönersek yapışıveririz. Yok, hoşuma gitti. Yani ben bugün eğer 50 cc alacak olsam Capirossi'yi alırım. Ama ben 50 cc zamanlarımı çoktan geçtiğim için artık bir daha benim 50 cc'ye dönüşüm de mümkün değil. Yok ya, bak gidişe bak, ne güzel ya. Vallahi ne güzel ya. Müthiş bir tork var yani alette. Torku çok güzel. Bakalım şimdi dükkanı geçtik mi mağazayı, Yetimoğlu'nu. Şimdi gideceğim yine onu arayacağım. Olmadı, kaldırımdan fırttırıveririz. Yok vallahi 70-80 yapar bu. Çok rahat yapar. Kusura bakmayın, ben size o 70-80'i gösteremiyorum ama işte şuradan... Nerede? Ha, bulduk. Evet, yan tarafından çıkmışız. Gençler, yine kaldırımdan ben bir fırttırayım. Her videoda olduğu gibi. Ondan sonra şurada suya girmeyelim ki sıfır yeni motoru şey yapmayalım. Süspansiyonu biraz şey, böyle sert, tok bir süspansiyonu var. Öyle çok yumuşak değil. Zaten olmasın da yani. Bu kadar hafif motorda bir de hafif süspansiyon fazla orasını burasını oynattırır motorun. Evet gençler, Yetimoğlu'ndaydım. Mondial'in, CF Moto'nun ve Bilum'un bir sürü markanın Antalya bayi. Bugün
Çok özür diliyorum, yine öksürdüm. Biraz hastalığım hala geçmedi. Bugün Aurora Capirossi ile beraberdik. Yine kafamda soru işaretleri bırakan, deli sorular çeviren bir 50cc scooter oldu. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum abi. Şu cep için tavsiye ediyorum. Şaka yapıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor da. Şu saklama gözü. Tavsiye ediyorum. Kalitesi de güzel, gücü de güzel, her şeyi güzel. Yerli üretim. Alayım abi diye soranlara alın derim gönül rahatlığıyla. Bu arada artık videoyu da kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.